Arkadaşlar merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım rekor bir ganimet kaybettim. Daha fazlasını kaybetmeye çalıştım. Aslında bu video ikinci girişim çünkü dostlarım. Kimse bakın yaklaşık 3 saattir 4 saattir bana kimse saldırmıyor. Şöyle hemen savunma günlüğümü açayım. Ve burada yemiş olduğum efsanelikten düştükten sonra yemiş olduğum ilk saldırı 2.2 milyondan fazla bir ganimet. Bonusla birlikte bu 3-4 milyona kadar çıkıyor dostlarım. Hatta 2.5 milyona kadar çıkıyor dostlarım. Adam bedava bildiğin bir köye dalmış ya, şansıma bak. Bu da 2-3 gün oyuna girmemenin cezası. Evet, oyuna girmeyince dostlarım efsanelikten düşebilirsiniz bu şekilde. Ve bedava, bu tarz bir düzeniniz varsa bedava adamlara ganimetinizi kaptırabilirsiniz. Ben maalesef kaptırdım. Yani sadece şu noktadan bile dostlarım adam 600 bin hatta daha fazla 700 bin. Her vuruşunda 50-60 bin artıyor lan, bu nasıl bir şey? 900 bine çıktı. Zaten adam ilk başta yukarı temizliyor. Yetilerlen şampiyon desteğiyle. Zaten yukarıda birkaç tane yetisi daha var temizlik için. Ve ilk kısmı tamamlayıp 1.1 milyon ganimeti alıyor. Ardından aşağı dalmış adam. Şu kısmı temizlemiş yani. Önce savunmalar her zamanki gibi biliyorsunuz. Şöyle kral, kraliçe, atıcıların hepsi, koruyucu derken böyle gönderiyor. Hiç bekletmeden de böyle bir öfke büyüsünü patlattıktan sonra koruyucunun özelliğini basıyor dostlarım. Bir de şansına ordu ikiye ayrılıyor dostlarım. Yani bir kısmı da bu noktaya geldiği için iksirin neredeyse hepsini alıyor dostlar burada. Ve 1 milyona yakın bir ganimet iksir de buradan kaybettikten sonra savunma binalarını indiriyor. Zaten deprem büyüsü de varmış şansına garip bir şekilde. Normalde bu orduda, yani gerçi atıcı ordusu kullandığı için yanında mutlaka bir deprem olur. Ve hemen şu X sayıların olduğu bölmeyi açıyor. Kralın özelliğini kullanıyor. Zaten atıcılar sağ tarafı temizledi. Şimdiden 2.2 milyonu kaybetmiş durumdayım ve iksirlerimden 572 bini duruyor halen. Şöyle çarpı 2 yapacağım. Burada herhangi bir şekilde kuşatma makinesi kullanmadı. Daha büyüleri duruyor. Kraliçenin özelliği duruyor derken çok temiz bir şekilde üçlük attı. Hatta çarpı 4 yapacağım dostlar bu şekilde. Zaten iki tane şöyle toplayacağım. Büyük kuleleri ve belediye binası kalıyor dostlar. Tertemiz bir ganimet kaybetmiş oldum. Yani içim acıdı açıkçası. Ama bir yandan da diyorum ki zaten bu ganimete de ihtiyacım yok. O yüzden videonun ilk girişinde şuradan tüm kalkanlarımı kaldırdım. Çıkış yaptım. Bekledim, bekledim, bekledim. Hatta biraz daha cazip olması için şuradan dostlarım bakın. Bir saat önce de şöyle iksir toplayıcısı falan bastım ama kimse saldırmadı bana. Şu adamdan intikam alabilir miyim acaba? Şöyle bir isteğimizi yollayıp. Ordumuz zaten çıkmış. Şöyle hemen bir doldurayım. Şu hesapta altın bilet olacaktı. Hızlı bir şekilde isteğimi doldurup intikam almaya çalışacağım. Şöyle buna da dalmışlar zaten. Oy 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 oy. İsteğimizi doldurdular mı lan? Daha bir hesap değiştirdim bir saniyede. Bir dakika. Doldurmuş olamazlar herhalde. Değil mi? Şöyle bir açılsın tekrardan. Evet, doldurmuş Atabek. Teşekkürler. Şimdi intikam sırası. Bence o kadar al... Kalkanı var. Niye kalkanı var? Çok merak ediyorum. Bu adama bakabilirim. Adam... Efsanelikte mi acaba? Efsanelikteyse kalkan olabilir. Evet, yeni çıkmış ya. Şansıma ya gerçekten. Şöyle açalım bakalım. Adam sadece full ejder. Bir tane alev atıcı var. Alev atıcıyı direkt aşağı kısımdan bıraktı hemen. Kartalın olduğu yerden. Büyük ihtimalle iki tane de X-Eye değil. Okçu kulesini beleşten almıştır. Onun dışında şu çarpı 4 yapsam. Hadi abicim, nereden saldırmaya devam etmişsin? Hava savunmalarını almıştır diye düşünüyorum. Yok, sağ taraftan dostlarım. 3 tane ejder ve dondurma büyülerini kullanıp belediye binasını garantilemiş. Çünkü o da bir arkadaşlar bir depo gibi bir şey. Güzel. Oradan da 200 bini cukkaladı. Şöyle yukarıya doğru ilerledi zaten alev atıcı da. Kiloları da beleşten sanki alacakmış gibi hissediyorum. Çünkü oradan çoklu okçu kulelerine doğru gidecek ama bir tane daha vursa çok güzel olurdu aslında. Fena, çünkü zehirledi. Baksana kraliçenin neredeyse 3'te 1'lik canı gitti. Sağ taraftaki ejderler hala duruyor. Çarpı 2 yapacağım, hızlandırmak istiyorum biraz. Çünkü çok ağır saldırı yapmış. Yukarıdan devam etmiş tüm orduyu bırakıp. Kartalı zaten indirdikten sonra pek bir şey kalmadı. Bedavadan okçu kulelerini de aldı oradan dostlarım. Hem çoklu okçu kuleleri ve normal okçu kuleleri. Burada kaya saçarlar var zaten, çok basit bir şekilde orasını da indirecek. Hani gerçekten ilk defa bir tane alev atıcıyı bu kadar verimli kullananı gördüm ya. Bedavadan işte buradan şeyi de aldı, monoyu da aldı. Şuradan ardından bir dondurma büyüsü hemen geriye kalan hero'larını bırakıyor. Sanki bu da üçlük atmış değil mi? Süre sıkıntısı yaşamadıysa eğer. Yok, bu biraz sanki üçleyememiş ya. Aynen, bu üçleyememiş dostlar ama ganimeti sanki kaptırmışız gibi hissettim. Bir bakayım. Evet, ganimeti sanki üçleyememiş. Evet, 245 bini kalmış. Peki buna saldırabiliyor muyum? Buna da saldırsam, ya tekrar dedim yanlışlıkla, şöyle çık. Bir dakika, şöyle intikam diyeceğim. Kalkanı var, ikisinde kalkanı var. Hay şansıma ya gerçekten. Bu adam peki efsanelikte mi? Yok, bu adam efsanelikte değil. Baksana bedava adam yani.
Neyse. Orada gelmişken de şöyle klan oyunlarına da 16 saat var. Onu da bir bitirmek istiyorum. Şöyle bir basit bir görev var. Onu alalım. Şöyle isteklerimizden. İstek, istek, istek. Hepsi dolu zaten. Yok, tamam. Şöyle yan hesaplarımdan hızlı bir şekilde kendime istek attım. Hızlıca bir görevi de bitireyim. Şöyle. Tak tak tak. Şöyle bir tane daha büyü başladık mı tamamdır abicim. Bir taşın da nimetlerinden olabildiğince yararlanmaya çalışıyorum. Başka bir şey var mı hızlıca bitirebileceğim? Bu var. Bunu alabiliriz zaten hızlı bir şekilde tomruk atarı kullanıp bir görevi bitirebiliriz. Ve bedavadan 3 tane de yan inşaatçı görevi var. Hızlıca biter ya bunlar da zaten. Şöyle eşleşme bulacağım. İlk çıkan köye saldıracağım dostlar. Oy bir oy oy 2 milyon. Gençler tavsiyemdir. Titan'ın böyle efsanelik olma yolunda var ya, yani şöyle efsanelik bir iki saldırı yapsanız efsanelik olacaksınız gibi, o kupalarda takılırsanız çok güzel ganimetler çıkıyor. Acaba bu saldırıdan birlikte efsanelik olur muyum? Sanmam, olmam, yok. 4800'lerdeyim yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten bedava bir köy ya, bedava. Şuradan duvar yıkıcıyı bıraksam güzel. X ayını şöyle oyalayacak şekilde. X ayının menzilüne girmedi, tamam. Şuradan gönder kral kraliçe, çırak koruyucu. Bir duvar yıkıcı da sağ gitmeseydin iyiydi ama neyse. Tamam, düşünüyorum buz golemi patlayacak. Bir kelle avcısında destek amaçlı hemen kralın olduğu noktayı bırakayım da önden gittiği için biraz sıkıntı yaşayacağız. Duvar yıkıcıyı da bırakayım. O duvarın kesinlikle açılması gerekiyor. Bir şöyle görünmezlik atsam. Atacağım görünmezliğim ben. Gerçekten mi ya? Şimdi abicim. Buradan oradaki kulede aktif olsun, süper. Hadi kralın özelliğini yapıştırdım. Dışarı çıkmayın lütfen, içeriye girin diyeceğim de dışarı çıkacaksınız. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle X sayını alacak mı, alamadı. Zehri şu noktaya bıraksam. Tamam, biraz daha yakınlaş, yakınlaş. Şu noktayı zehri salsak. Güzel. Hızlı bir şekilde orayı indireceklerdir. Sağ taraftan da orduyu yardırsam mı diye düşünmüyor değilim. Ama şurası daha mantıklı gibi geldi bana. Şöyle göndersem. Tamamdır. Şu noktaya bir dondurma, bir öfke büyüsünü atacağım hızlı bir şekilde. Bir kelle avcısında bırakayım. Gerek kalmadı bile zaten dostlar. Şifayı salsam yeridir. Hızlı bir şekilde oradan çok hızlı çıktık. Kraliçe de aşağı doğru ilerlemiş oldu zaten. Mükemmel. Hatta şöyle bir şey daha yapmayı düşünüyorum dostlar. Şampiyonun özelliğini kullanacağım. Lanet olsun, hiçbir aşağı gelmedi. Şöyle koruyucunun özelliğini yapıştır. Öfke büyüsünü bas. Şuradan dondurmayı kullanacağım. Belediye binasını alır mıyız? Aldık, gayet güzel. İçeriği zaten hızlı bir şekilde temizlemiş olacağız dostlarım. Tam da istediğim plan tıkırında işledi. Şifayı çaksam buradan. Allah Allah Allah. Orada iki dev bombardar da çıktı. Şu noktaya geç kaldım artık dondurmayı atmak için. Kraliçeyi hayatta tutabilir miyim diye düşünmedim değil. Üçlük gelmeyebilir ama ganimetin neredeyse hepsini aldık. Ganimetim çöp oluyor ya. Gerçekten ganimetim çöp olup gidiyor arkadaşlar. Şu noktaya bir dondurma atabiliriz. Gayet güzel. Hızlı bir şekilde ilk sayını da indirdik. Şuradan normal binicilerimiz şuradan alırsa kraliçeyi çok tatlı olacak. Zaten fena hasar veriyorlardı. Kraliçe de çok fena hasar veriyor ona bakılırsa. Şuradan bir iki vuruş yapmaya koruyucu. Neyse, yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Ama altın neredeyse hepsini aldık. İksirin bir kısmı hala duruyor dostlar. Bakalım şuradaki biniciler aşağı doğru ilerleyecek. Olmadı. Yani tek vuruşta neredeyse indiriyor baksana. Gelemeden hop. Vallahi çok güzel savundun Kreş'i. Tebrik ediyorum gerçekten seni. Çıkışımızı verebiliriz. Önemli değil. 1,5 milyon 350 bin de bonus. Eğer bir de onlar... Oo, tek saldırıda 3 milyon mu aldılar yoksa? Çünkü efsane ligden saldırı yaptıkları zaman seri etkinliği vardı dostlarım. Bu seri etkinliğiyle birlikte düşünüyorum da fena ganimet kapmışlardır be. Oha. Gerçekten oha. Şöyle bitirdik mi görevi? Yok. Bir tane daha saldırı yapmam gerekiyor. Şöyle hızlı bir şekilde eşleşme bulacağım. Taktik çok basit zaten arkadaşlar. Söylemeye gerek bile yok. Şöyle orduyu bırakıyorsun, tamam mı? Şöyle gerekli eşyaları kullandıktan sonra gir çık yapıyorsun. Bitiyor yani. Gerçekten tebrik ediyorum, süper sensin. Ya gerçekten şu bug, yani bug değil aslında. Yani askerler sadece olan rotayı da devam ettiriyorlar. Bu bug değil kesinlikle. Mesela şurada bir hava bombası. Umarım ilk çıkan köyde hava bombası vardır. Onu da tamamlayayım hazır gelmişken. Hava bombası aha da burada. Hiç şey yapmaya bile gerek yok. Şöyle bırakacaksın. Şöyle tık 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 hızlı bir şekilde avcım orayı da indir. Tak tak, hemen Pekka'ların özelliğini kullandık. Hava bombasını da almış olduk. Mükemmel. Bu görev de bitmiş oldu. Var mı başka? Aslında şu var. Duvar parçası yok et. Onu da aynı şekilde hızlıca bitireceğim dostlarım. Duvar parçalarına da zaten bombacıyı en arkadan bıraktığımız için çok da sıkıntı olmuyor. Şuradan önden bırak. Şöyle yolla. Şu an Pekka'ları gönder. Yanlışlıkla elim çarptı. Çıkış ver şöyle abicim. Ve bu arada görevleri de bitirmiş oluyoruz. Gayet güzel. Tekrardan bir saldırı yapalım. Nasıl yapsak? Şöyle yapsak. Hemen bırakacağım. Şöyle gönder. Hemen buradan devi de bıraktık. Özelliğini yapıştır. Şöyle çıkışımızı verebiliriz. Gayet güzel. Galiba son bir saldırı hakkım kaldı. Onu da şöyle hızlı bir şekilde yapacağım dostlar. Aradan çıksın bari o da.
Şuradan gönder. Tık tık. Hemen şöyle yolladık askerleri. Çıkışımı verdim. Tamamdır. Görev galiba bitmiş olması gerekiyor artık. O hani bir zahmet bitsin be. Bitmiş mi? Bakayım. Bitmiş. Çoktan bitmiş hatta. Aslında bu 60 bina yok et görevini de bitirebiliriz. O da 60 bina ne ki? Zaten iki saldırıda o da bitecek. Bu arada bayağı bir iksirimiz birikti ve hala saldırıda bekleyen bir sürü bedava iksirler var. Onlar da gelecek. Zaten bu şekilde hızlı hızlı iksir de kasabilirsiniz dostlarım. Ufaktan böyle bilgilendireyim diye söylüyorum. Şöyle gönderelim. Binaları yok et görevi hızlıca biter diye düşünüyorum. Keşke içeri girseydi savaş makinesi. Neyse. Çıkışımızı ver, tekrar yeni saldırıya. Hadi bakalım. Evet, bu görev de bitmiş oldu. Gayet güzel. Aslında 200 puan da alabiliriz ya. Çok rahat alabiliriz abicim. Şöyle yapıyorsun. Hızlı bir şekilde rakip bul diyorsun. Tamam mı? Zaten şey kullan diyordu. Yukarıdan saldırayım bari. Yıldız almam gerekiyor görevin tamamlanması için. Şöyle tekrardan. Bakayım, bir görev daha vardı sanki. O da bitecek. Bu görevi bitirdik çünkü artık. Saat kulesi var. Saat kulesi görevleri çok basit. 400 puan ve bitiyor. Bitirdim. Bedavadan bitirdim lan görevleri. Çok kısa bir sürede. Saat kulesi diyor yok et. Şöyle gönder. Tak tak. Özelliğini kullan çık. Zaten kupa herhangi bir şekilde ihtiyacım yok. Saat kulesi görevi gelecek mi? Aha da burada saat kulemiz. Zaten ilk köyde oluyor saat kuleleri dostlarım. Güzel. 2'yi bitirdik. Şöyle 3'ü de yapalım. Rakip, evet, rakiplerin bana saldırması gerekiyor. Şöyle bak, bekleyelim biraz. Çünkü çok fazla sırada bekleyen saldırılar var. Şöyle. Abicim bug'a mı girdi burası? Evet, bug'a girdi. Bak, o kadar hızlı saldırı yaptım. Hepsi bug'a girdi. Bekliyoruz. Ya bozulacak zaman mı ya gerçekten? Evet, şuradan birkaç saldırı daha bitmiş oldu dostlar. Güzel. Bunlar da bitiyor. Ve bir eşleşme bul diyeceğim. Evet, buldu sonunda. Tamamdır. Son 3 kalmış, 2 kalmıştı sanırsam. Şöyle bir çıkışımızı verelim tekrar. Bakalım. Son, evet, bir tane kaldı. Eşleşme bul. Evet ve bitti. Bunu da tamamlamış olduk. Güzel. 400 puan. Bu kadar hızlı kasılır dostlarım ve mücadele bitti. 400 puanı hızlı bir şekilde yapmış olduk. Ve en azından dostlarım elmas. Evet, burada elmas alacağım kesinlikle. Buradan da bir tane ödül alacağız. Onu da elması çevireceğiz. Ödül alacağız, elması çevireceğiz. Elması çevireceğiz. Bunu akşamdan söylüyorum yani. Elması çevrilecek. Buradan ganimet almayın, ihtiyacınız yok. Tek saldırıda zaten 7800 kasıyorsunuz. Buradan alın, elması çevirin. Alın, bunu alabilirsiniz. Elması çevirebilirsiniz. Temiz ya. Gayet güzel. Ayaküstü 2 milyonumuz olmuş oldu. Biraz da duvar bastırtır mısın acaba? Bastırtırsın aga, niye? Basmayasın ki. Şöyle basalım. 480'ları da aradan çıkartmış olacağız zaten. 34 tane. 33. Bitti. Şuradan altından devam edeyim. Bir altından devam. Bir tane daha. Gayet güzel. Son bir tane duvar kaldı. Onu da bastıralım. Mükemmel. Zaten güzel de duvar basmış olduk dostlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Sizin şimdiye kadar kaptırmış olduğunuz en yüksek ganimet miktarına kadar yorumlar kısmına yazın. Beni geçebilecek olan var mı? Gerçekten merak ediyorum ama sanmıyorum ben, rekor. Tam üst limit bu arkadaşlar. Daha üstü sanmıyorum olacağını. Çünkü her şeyim dolu başına kadar. Neyse, yazın bakalım, göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.